Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Birazdan HDP eş Genel Başkanı Pervi Buldan grup toplantısını düzenleyecek. Bizler de duruş haberi olarak hem Facebook'tan hem YouTube'dan bunu canlı bir şekilde sizlere ulaştıracağız. Bizler şu anda bekliyoruz. HDP grup toplantısı başlamasını bekliyoruz sevgili dostlar. Başlayıp başlamaz hemen meclise bağlanacağız. Tabii ki... Evet, yavaş yavaş başlıyor. HDP grup toplantısı başlıyor. Bizler de bekliyoruz. Birazdan yanılmıyorsam 1-2 dakika sonra başlayacağız. Şu anda bizi YouTube'da izleyen dostlarımızdan ricamızdır. Beğenmeyi unutmayın. Ve Facebook'tan izleyenler için de paylaşmayı unutmasanız seviniriz. Çünkü hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki HDP grup toplantılarını hiçbir ana akım medya vermiyor. Sadece bizler sosyal medya üzerinden her salı günü canlı bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Şu anda da bekliyoruz. Pervi Buldan'ın başlamasını bekliyoruz sevgili dostlar. O sırada sizlerin de paylaşmasını istiyoruz. Evet, şu anda Meclis Genel Kurulu'na bağlanıyoruz sevgili dostlar. Evet, hazırsa bağlanacağız. Evet. Değerli arkadaşlarım, partimizin değerli yöneticileri, Ankara il ve ilçe örgütlerimizden gelen arkadaşlar, parti meclisi üyesi arkadaşlarım, MYK üyesi arkadaşlarım, ekranları başında bizleri izleyen, dinleyen değerli halkımız ve basının değerli emekçileri, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, gündeme geçmeden önce hafta sonu kaybettiğimiz, halkımızın çok değer verdiği Mamos'temiz, sevgili milletvekili arkadaşımız Kadri Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine bir kez daha buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Evet, Mamoste Yıldırım Kürt kültürüne ve diline büyük emekler verdi ve adanmış bir ömür vaat etti. Bu çok kıymetlidir bizim açımızdan. Bıraktığı değere elbette ki bizler bir miras olarak bakıyoruz ve bu miras bizim için bir emanettir diyoruz. Bu emanete hep birlikte sahip çıkacağımızın sözünü bir kez daha ailesine ve halkımıza vermek istiyoruz. Bir kez daha saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz değerli arkadaşımızı. Mekanı cennet, ruhu şad olsun diyoruz. Evet, bugün aynı zamanda 30 Mart 1972 Kızıldere katliamının da yıl dönümü değerli arkadaşlar. Bu vesileyle Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 yoldaşını bir kez daha saygıyla anıyorum. Onların hayatlarını devrimci dayanışmanın en büyük örneği olarak feda etmesi bugün de mücadelemize ışık tutmakta ve bizlere yol göstermektedir. Bu yolda hep birlikte dayanışmayla ve güç birliğiyle ilerleyeceğiz değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, değerli halkımız, hep birlikte büyük krizlerin ve kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye böyle bir dönemden geçiyor. Tüm toplumu kuşatan, adeta nefes dahi aldırmayan, tekçi, faşizan bir yönetim anlayışının hukuksuzluğuyla, adaletsizlikleriyle ve krizleriyle karşı karşıyayız. Türkiye toplumu bununla karşı karşıya. Evet, biliyoruz ki bir kaybetme korkusu var ve bu kaybetme korkusuyla herkesi hedef alan, hukuksuzlukta pik yapan pusulasını ve siyasi aklını kaybetmiş bir saray iktidarının varlığı en büyük kriz nedenidir değerli arkadaşlar. Altını kalın çizgilerle çiziyorum. AKP-MHP iktidarı sürdükçe bu ülkede hiç kimse güvende değildir. Ne toplumun, ne kadınların, ne emekçilerin, ne kimlik ve inançların hiçbirinin bugünü ve yarını güvende değildir değerli arkadaşlar. Bu kriz ve çöküş sistemi ekonomik krizden cins kırım düzeyine varana kadar, her türlü ve her anlayışta yönelik şiddete kadar toplumsal,
siyasi ve iktisadi alanda yaşanan sorunları her gün daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Halkın sorunlarına çözüm üretmesi gereken parlamento üzerinde yürütmenin vesayetini kurdular. Meclisin denetim yetkisini bu iktidar kaldırdı değerli arkadaşlar. Kuvvetler ayrılığını sonlandırıp tek adamın kuvvetler birliğine dönüştürdüler bu parlamentoyu. Yargıyı sarayın sopası haline getirdiler ne yazık ki. Anayasayı ve yasaları rafa kaldırdılar. Bunun örneklerini her gün görüyor ve yaşıyoruz. Kararlar artık anayasaya ve hukuka göre değil, tek adamın iki dudağı arasından çıkacak fermana göre alınmaktadır. Evet, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan muhalefeti dinleme ve ortak akıl oluşturma yerine muhalefete savaş açmış durumdalar. Demokrasinin en temel ilkesi olan seçme, seçilme hakkına darbe yaptılar. Milyonlarca Kürt'ün iradesini yok sayarak HDP belediyelerini gasp ettiler ve bunun da yarın yıl dönümü değerli arkadaşlar. Boğaziçi'ne bile kayyum atadılar. Gezi Parkı'na el koymak için de bir kayyum atadıklarını bir kez daha geçtiğimiz günlerde gördük ve buna tanıklık ettik. Yurttaşların demokratik, ekonomik ve sosyal haklarını tek tek ortadan kaldırmak için baskı ve sindirme yoluna gittiler ve gidiyorlar değerli arkadaşlar. 28 Şubatçılar gibi herkesi fişlediler. Evet, işte bugün büyük bir olasılıkla Meclis Genel Kurulu'na getirdikleri ya da getirecekleri yeni güvenlik soruşturması yasası bir fişleme yasasıdır ve kamuya yönelik büyük bir tasfiyenin hazırlığıdır değerli arkadaşlar. Halkın, kamunun ekonomik kaynaklarını tükettiler, insanları işsiz, çaresiz, sofraları ekmeksiz ve açsız bıraktılar. Halkın vergilerini iktidarlarının beka savaşına harcadılar. Toplumsal değerlerin içini boşalttılar, çürüttüler. Yalanı yol haritası yaptılar. Kara propagandayı, nefret dilini, komplo ve kumpasları bir eylem planı haline getirdiler. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek kadın kazanımlarına saldırı başlattılar. Birazdan bu konuya daha geniş değineceğim değerli arkadaşlar. Evet, demokrasiye ve topluma nefes aldıran, umut olan HDP hakkında kumpas davası açtılar. Buna da birazdan değineceğim ve demokratik siyasete darbe sürecini başlattıklarını bir kez daha gördük, buna tanıklık ediyoruz. Bütün plan ve politikaları sadece ve sadece kendilerini kurtarmak içindir, iktidardan düşmemek içindir. Ülke batmış, halk perişan hale düşmüş, bunların umurunda bile değildir değerli arkadaşlar. Bakın, bu iktidarın ekonomiden adalete, işsizlikten yoksulluğa varıncaya kadar hiçbir meselede tek bir çözüm politikası yoktur. Sokakta herkes adalet diye feryat ediyor. Buldukları çözüm HDP'ye ve hak arayan herkese karşı adaletsizliği daha fazla büyütmek olmuştur. Çaresizlik içindeki halk aş ve iş istiyor, huzur istiyor. Saray iktidarının sunduğu çözüm AKP, HDP hakkında kapatma davası açmak olmuştur değerli arkadaşlar. Aşı yok. Pandemi her gün can almaya devam etmektedir. Buldukları çözüm halkı eve, siyaseti HDP'ye kapatmak olmuştur değerli arkadaşlar. Günde en az iki kadın katledilmektedir. Çözümleri ise erkek şiddetiyle mücadele olan İstanbul Sözleşmesi'nden kaçmaktır, çıkmaktır. İşkence, çıplak arama, insan hakları ihlalleri ayyuka çıkmıştır. İktidarın bulduğu çözüm, insan hakları mücadelesi veren Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımızın vekilliğini düşürmek, sabah namazında hukuksuzca ve saygısızca gözaltına almak olmuştur. Cumartesi anneleri
çeyrek asırdan uzun bir süredir adalet mücadelesi vermektedir bu ülkede. İktidarın çözümü cumartesi annelerini yargılamak, hakikatleri ise karartmak olmuştur. Halk bu iktidardan bir an önce kurtulmak için seçim sandığını istemektedir ve bunu talep etmektedir. Evet, biz de buradan bir kez daha çağrı yapıyoruz. Çözüm erken seçimdedir diyoruz. Değerli arkadaşlar, işte tek adam yönetiminin özeti biraz önce saydığım haksızlıklardır, hukuksuzluklardır. Tek icraatları bu iktidarın bugüne kadar yapmış olduğu icraatlar, huzur ve refah isteyen halka umudun, demokrasi isteyenlere siyasetin, adalet talep edenlere adaletin yolunu kapatmak olmuştur. Evet, demokrasi mücadelesi veren bizlere, emekçi, yoksul halklara, kadınlara, gençlere düşen ise bu zulüm düzenine hep birlikte iktidar yolunu kapatmaktır. Bize kapatmayı çalıştıkları bütün yolları birer birer açmak ve bu yolda hızlı adımlarla yürümektir. Bunu da mutlaka başaracağız. Bunun sözünü halklarımıza veriyoruz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi iktidar adaletsizlik ve talan düzenini sürdürebilmek için 100 yıllık demokrasi mücadelesinin temel birikimlerini taşıyan HDP'yi siyaset dışına itmeye çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, çünkü siyasi hesaplarının önündeki tek engel halkların demokratik partisidir. Çok net söylüyorum. Altını kalın harflerle çizmek istiyorum. Kapatma davası kararını büyükşehir belediyelerini kaybettikleri 31 Mart akşamı verdiler değerli arkadaşlar. 23 Haziran akşamı da kapatma davasını planlayarak ve takvime bağlayarak bir düğmeye bastılar. Bu nedenle açılan dava siyasi bir intikam davasıdır değerli arkadaşlar. Bunun altını da çok net olarak çizmek istiyorum. Bu dava hukuki bir dava değildir, siyasi bir davadır ve sandıkta kaybetme davasıdır. Halka ve halkın iradesine karşı açılan bir kumpas davasıdır. Bu davanın kararını ve talimatını veren sarayın iki ortağıdır. Küçük ortak davanın savcısıdır, büyük ortak davanın başsavcısıdır değerli arkadaşlar. Her şey çok açık ve nettir. AKP-MHP ikilisi seçim kazanmak ve kendi partilerini açık tutabilmek için HDP'yi kapatmak istemektedir. Bunun başka bir adı ve başka bir ismi yoktur değerli arkadaşlar. İki ortak sarayda bize karşı bir kurtlar sofrası kurdular. Bu sofrada HDP'yi bitirmeyi planlıyorlar. Buradan onlara söyleyeceğim şey şudur değerli arkadaşlarım. HDP öyle sandığınız gibi kolay bir lokma değildir. Boğazınızda kalır, düğümlenir ve tıkanırsınız diyoruz. Kapatma davasıyla sizin HDP'den koparabileceğiniz tek bir parça ancak olsa olsa HDP'nin bir tabelası olabilir. Onu da alamazsınız çünkü tabelamızı bile size vermeyeceğiz, size kaptırmayacağız. HDP'nin topluma kök salan eşit ve özgür yaşam fikriyatını, mücadele geleneğini ve kararlılığını ortadan kaldırmaya asla gücünüz yetmeyecektir. Görmediyseniz bir kez daha size buradan hatırlatalım. Nevroza, nevroz fotoğraflarına bir kez daha bakın diyoruz. Milyonlar ne dedi, ne mesaj verdi, bir kez daha dinleyin. Halk, benim irademi engelleyemezsin, durduramazsın, buna asla izin vermem dedi. O yüzden boş yere HDP'siz bir Türkiye, HDP'siz meclis hayalleri kurmayın. Milyonların demokrasi hayali sizi koltuk hayalinizden çok daha büyüktür diyoruz.
Kapatma davasından size iktidar çıkmayacaktır. Bu davanın sonucunda en büyük kaybeden ve devranı kapanacak olan sizin iktidarınız olacaktır. HDP milyonların desteği ve gücüyle dünden daha fazla büyüyecek ve güçlenecektir. Bizler asla pes etmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, halklarımıza sözümüz var, yolumuzdan asla dönmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz, Türkiye halklarını HDP'siz bırakmayacağız. HDP, Türkiye halklarının birlikte ve eşit yaşam rüyasıdır. Mücadele ortaklığıdır. Ülkeyi birlikte yönetme umudu ve iddiasıdır. Bu iddiamızı mutlaka ama mutlaka başarıya ulaştıracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Halklarımızın rüyası, hayalleri ve büyük mücadelesi sizin iddianamelerinize sığmaz. Bu halkın iradesi kapatma davalarına sığmaz. Bunu görecek ve öğreneceksiniz. Zaman sahipsiz, mekan rızasız, mazlum çaresiz değildir. Bunu da bir kenara yazın diyoruz. Arkadaşlar paylaşın. Evet, elbette burada hukuktan ve demokrasiden yana olan herkesi demokrasiye kurulan komplo karşısında net olmaya, kararlı durmaya, demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkmaya bir kez daha çağırıyoruz değerli arkadaşlar. Bu ülkede az da olsa eğer bir hukuk kırıntısı kaldıysa, hukukun onuruna sahip çıkan hukukçular var ise, kapatma davasıyla ülkeyi karanlığa gömmek isteyenlerin karşısında cesaretle durmalıdır. Hukuk adına, toplumun geleceği adına, demokratik Türkiye adına bu darbe iddianamesini yırtıp çöpe atmalıdır. Evet, sevgili arkadaşlarım, değerli halkımız, çok önemli bir konudan daha bahsetmek isterim. Evet, toplum olarak yaşadığımız kuşatmanın bir diğer ayağı ise İmralı'ya yönelik ağırlaştırılmış tecrit hukuksuzluğudur. Devlet kendi hukukunu İmralı'da çok net söylüyorum yok saymaktadır değerli arkadaşlar. Son 10 yılda İmralı'ya yapılan 951 avukat başvurusundan sadece 5'ine, 375 aile görüş başvurusundan ise sadece 26'sına cevap verilmiştir. En insani talep olan aile görüşü ve hukuki talep olan avukat görüşü keyfi olarak bu iktidar tarafından engellenmektedir. Böyle bir hukuksuzluk olabilir mi? Sormak istiyorum. Anayasada yazılı olan hukuk devletinin sınırları İmralı kıyısında bitiyor mu? Ötesine geçemiyor mu? Bu sorunun cevabını iktidardan, Adalet Bakanı'ndan özellikle beklediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakınız, avukatları geçen hafta Sayın Öcalan'ın ailesiyle kısa bir telefon görüşmesi yaptığını, kendisinin hukuksuzluktan bahsettiği ve avukatların gelmesi gerektiğini söylediği andan itibaren görüşmenin kesildiğini ve tamamlanmadığını kamuoyuna açıklamıştır. Bu bir telefon görüşmesi değildir değerli arkadaşlar. Bu bir aile görüşü de değildir. Tecriti sürdürme ısrarıdır. Bunun adı çok nettir. Milyonları ilgilendiren bir konuda böylesi bir ciddiyetsizlik ve keyfiyet asla kabul edilemez. Evet, haliyle orada nelerin olduğunu, telefonun neden kesildiğini, neden avukatları ile görüştürülmediğini bir kez daha buradan sormak isteriz. Sayın Öcalan daha önce de ifade ettiği üzere Türkiye'nin 100 yıllık sorunlarının çözümü için bir muhatap aramaktadır değerli arkadaşlar. Devlet aklını ciddiyete ve üzerine düşeni yapmaya davet etmektedir. Çözüm arayışına tecritle karşılık vermek ne sorunun kendisini ortadan kaldırır ne de çözüm taleplerini engeller. Barış milyonların bir talebidir.
toplumsal bir taleptir. Bu talepleri İmralı tecritiyle bastıramazsınız. Tecrit hukuksuzluğuyla ülkeyi, toplumu ve siyaseti dizayn edemezsiniz. HDP olarak demokratik uzlaşı, özgür bir siyaset ve evrensel hukukun çözümün ana hatları olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyoruz. Diyalog ve müzakere bu hattın harcıdır değerli arkadaşlar. Bunun yolu da tecritin kaldırılmasından ve diyalog kanallarının açılmasından geçmektedir. Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları bu hukuksuzluğa derhal son vermeye ve avukat ve aile görüşünü bir an önce temin etmeye çağırıyoruz. Tecritin kaldırılması bütün Türkiye halklarının ortak çıkarınadır. Nevroz'da iradesini ortaya koyan milyonlar tecrite bir an önce son verilmesini ve diyalog yollarının açılmasını meydanlardan talep etmiştir. Bu toplumsal talepler yok sayılamaz, görmezden gelinemez, tutuklu ve hükümlülerin açlık grevlerinin geldiği noktanın da mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Evet, açlık grevleri bugün 124. günündedir. Bu arada çağrılarımı da yapmak isterim. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da bu meseleyi acil olarak gündemine almak durumundadır. Ayrıca CPT'yi de tecrit hukuksuzluğu karşısında daha etkin bir tutum almaya davet ettiğimizi de ifade etmek isterim. Evet sevgili arkadaşlar, değerli halkımız. Faşizm kuşatmasının bir diğer hedefi kadınlardır, kadın mücadelesidir. Tek adamın bir gece yarısı kararıyla milyonlarca kadının hayatını ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı bildiğiniz gibi. Bu sözleşme kadınların yıllarca dişiyle, tırnağıyla, binbir emekle, ilmek ilmek ördükleri mücadeleyle elde ettikleri bir kazanımdır. 3-5 oy fazla alabilir miyiz diye verilen bu karar, erkek şiddetine karşı mücadeleden ve taahhütten çekilmektir. İktidarlarının devamı için milyonlarca kadını, LGBTİ artıları, çocukları ölümle yüz yüze bırakmaktır. Erkek yargıyı aynı zamanda cesaretlendirmektir. Bu karardan sonra geçen hafta iki kadın, üstelik biri hamile, diğeri de 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hunharca, vahşice katledildi değerli arkadaşlar. İki kadın korunma talebinde bulunmuş olmasına rağmen devlet erkek şiddetini durduramayarak görevi yerine getirilmemiştir. Bu kadınlar binlercesi gibi bir daha güneşi göremeyecek, bir daha sevdiklerine sarılamayacak, bir daha aynı yollarda yürüyemeyecek değerli arkadaşlar. İşte sizin eseriniz budur. Sokakları kadınların can verdiği vahşet yollarına çevirdiniz. Çok açık söylüyorum, kadına yönelik her türlü erkek şiddetinde failin biri cinayeti işleyense diğeri de İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldıran zihniyettir. Bu kadın düşmanı iktidar bundan sonra her kadın cinayetinin suç ortağıdır, faili ve sorumlusudur. Evet sevgili kadınlar, İstanbul Sözleşmesi artık kadınlar için bir mücadele ortaklığıdır. Sözleşmeyi savunmak, milyonlarca kadının bedenini, yaşamını, taleplerini ve iradesini de aynı zamanda savunmak anlamına gelmektedir. Kadınları başının örtüsüne göre, kadınları diline ve inancına göre, kadınları yaşam tarzına göre ayıran bu erkek iktidarı bilmeli ki biz kadınlar kadın kimliğimizde ve sömürüye karşı mücadelemizde biriz, beraberiz. Bundan sonra da bu yolda beraber yürüyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran erkek kararı biz kadınların nezdinde yok hükmündedir. Bu kararı
kadınlar olarak tanımıyoruz. Mücadeleyle kazanılan haklarımızın ortadan kaldırılmasına da izin vermeyeceğiz. Buradan tüm kadınlara çağrı yapıyorum değerli arkadaşlar. Kadın hakları ve kazanımları bir bütündür. Biri gasp edildiğinde sıra diğerine gelir. Arkadaşlar sizden ricam, bu grup toplantısı hiçbir TV kanalı vermiyor. Sizden ricam Facebook'tan şu anda izleyenlerin paylaşması, YouTube'dan da izleyenlerin beğeni atması. Hani kesmek istemezdim ama izleyici sayımız iyi ama beğeni olmadığı için maalesef izleyici sayımız sınırlı kalıyor ve paylaşım olmadığı için az oluyor. Sizden rica ediyorum arkadaşlar, Facebook'tan şu anda izleyenler paylaşsınlar. Bakın bizim dışımızda grup toplantısını veren hiçbir TV kanalı yok. Sizden rica ediyorum paylaşın. Köprüğüne kadınlar gönderecektir. Buradan AKP'nin genel başkanına şu çağrıyı yapıyorum sevgili kadınlar. Sizin çekilmeniz gereken yer İstanbul Sözleşmesi değil, oturduğunuz koltuktur, iktidardır. Tek yapmanız gereken iktidardan çekilip gitmektir. Ya çekilerek gidersiniz ya da kadınlar bu erkek saltanatınızı bitirerek sizi gönderecektir. Bizden söylemesi diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, sevgili halkımız, Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de bu iktidarın politikaları nedeniyle büyük bir krizi ve çöküşü yaşamaktadır. Umutsuzluktan, çaresizlikten intihar eden insanlar, destek alamadığı için batan esnaf, tarlasını ekemeyen traktörü, tarlası hacizli olan çiftçi, evine artık gramla taneyle sebze meyve alan vatandaş, iş yerinde iliğine kadar sömürülen işçi ve artık iş bulamayan tümüyle umudunu kesmiş işsiz. Son günlerde sosyal medya görüntüleri yansıdı biliyorsunuz. O görüntüler haksız zenginleşmeyle halkı nasıl yoksullaştırdıklarının bir belgesidir, bir fotoğrafıdır değerli arkadaşlar. Ve ortaya çıkan tablo buzdağının sadece görünen bir tarafıdır. Çürüme daha da derinlerdedir. Gençler işsizlikten kırılırken KK'li doçent çalıştığı inşaatta vinçin altında can verirken, cebinde bir lirası olmayan öğrenci intihar ederken, AKP ve yandaş azınlıkları korkunç bir zenginlik içerisinde yaşamaktadır. AKP'nin bir büro memuru milyoner oluyorsa, ihale zengini oluyorsa, tepedekilerin zenginliğini varın siz düşünün değerli arkadaşlar. Sarayı ve AKP'yi adeta paralel merkez bankası yaptılar. Halkın paralarını buralara aktardılar ve yandaşlarına dağıttılar. Dağıtmaya da devam ediyorlar. Halkın yoksullaşmasının en büyük nedeni işte bu iktidarın çürümesidir değerli arkadaşlar. Üstüne üstlük ekmek parasını bulamayan insanlarla alay edercesine yastık altındakileri bankalara getirin diye çağrı yapan AKP genel başkanıdır. Evet, biz de kendisine buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Yastığın altında para bulunduran, para tutan, altın tutan sadece AKP'lilerdir. Siz getirin diyoruz. Bin odalı sarayınızda, başka yerlerde, içeride, dışarıda istiflediğiniz paraları siz getirin. Yandaşlarınız getirsin, vatandaştan isteyeceğinize çalmayın, çırpmayın, yemeyin diyoruz. Siz eğer bunları yapmazsanız ve halka başka bir yol gösterirseniz, halk size bunun hesabını sandıkta mutlaka ama mutlaka soracaktır diyoruz. İktidarınız boyunca sayenizde insanların yastık altında bir birikiminin hiç olmadığını bilmiyor musunuz? İnsanlar açlıkla, sefaletle, yoksullukla mücadele ederken yastığın altına para koymaz, koyamaz. Elinde parası yok, yiyecek ekmeği yok, çocuğunu okula gönderecek parası olmayan insanlar yastığın altına para koymaz ve başını yastığa huzurla koymaz, huzurla uyumaz.
Bunu yapan bir tek sizsiniz. O yüzden bu çağrıyı biz size yapıyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından önce paraları getirin, bankalara yatırın. Ondan sonra da bu iktidardan çıkın gidin diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bu iktidar istikrardan, reformdan, şahlanıştan söz ediyor. İstikrarınız yandaşlarınız için vardır, bunu biliyoruz. Çifter maaş alan saray bürokratlarınız için vardır, bunu da biliyoruz. Kamu garantili ihaleler verdiğiniz, yaptıkları yollar çöken yandaş müteahhitleriniz için vardır, bunu da biliyoruz. TL'yi bir gecede dibe indirerek önceden yaptığınız büyük dolar vurgunlarınızda istikrar vardır, bunu da biliyoruz. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını eritmenizde istikrar vardır. Bir de yalanlarınızda, talanlarınızda, zulümlerinizde istikrar vardır. Halk için, esnaf için, işsiz için, yoksul için istikrar yoktur bu ülkede. Onlar için iktidarınızın sadece ve sadece zulmü vardır. Dün akşam pandemiyle ilgili yeni bir risk haritası yayınladılar. Her yer kırmızıya dönüşmüş durumdadır değerli arkadaşlar. Bu harita salgını yönetemediklerinin bir belgesidir. Başarısızlık haritasıdır aynı zamanda. Haritadaki kırmızının gösterdiği bir diğer gerçek işe ise şudur sevgili arkadaşlar. AKP iktidarı bütün Türkiye için büyük bir risktir. Evet bu iktidar doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes için büyük bir risktir. Değerli arkadaşlarım, gittiğimiz her yerde bu çöküşü derinden hissediyoruz. Biliyorsunuz ki daha önce başlayan ve son olarak Karadeniz'de devam eden aş ve iş buluşmalarımızı Türkiye'nin her yerinde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Geçen hafta arkadaşlarım emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Karadeniz'deydiler, Hopa'daydılar, Artvin'deydiler ve halkı dinlediler. Halklar arasına konulmak istenen düşmanlığa karşı Horon'da, Halay'da birleştiler. Emeklerine, oyunlarına sağlık diyorum. Ortak ve biz gittiğimiz her yerde ortak sorunumuz saray rejimidir dedik. İşsizliktir, açlıktır, yoksulluktur dedik değerli arkadaşlar. Soframıza, emeğimize ve alın terimize göre göz dikenlere karşı hep birlikte mücadele dedik ve demeye de devam edeceğiz. Birlikte mücadele etmeye, birlikte adil bir biçimde bölüşmeye, birlikte doymaya, birlikte özgürleşmeye karar verdik. Lazıyla, Çerkeziyle, Türküyle, Kürdüyle, Türkiye'nin her yerinde, her alanda bu mücadeleyi yürüteceğimize söz verdik. Buradan Artvin'de, Hopa'da heyetimizi sıcak şekilde karşılayan Karadeniz'in çay üreticisi kadınları başta olmak üzere tüm halklarımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. HDP Karadeniz'dir, Artvin'dir, Hopa'dır, HDP Türkiye'dir diyoruz değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, yaşadığımız tüm bu karanlık tabloya bakarak hiç kimse asla umutsuzluğa ve kaygıya kapılmamalıdır. İktidar kaybedecek olmanın büyük korkusunu yaşamaktadır. Bizler ise kazanacak ve başaracak olmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. HDP var olduğu sürece umut da, cesaret de, başarı da hep var olacaktır. İnanın ki onurlu ve adil bir geleceği hep birlikte kazanacağız. Bu zulümden hep birlikte kurtulacağız. Değişim ve demokrasi baharını hep birlikte mutlaka yaşayacağız. Omuz omuza ve yan yana duracağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu çöküşten büyük bir demokrasi hamlesiyle mutlaka çıkacağız. O günler
çok yakındır değerli arkadaşlar. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, HDP grup toplantısını hep birlikte izledik. Duruş haber farkıyla ve Facebook sayfasından yayınladık. Sizden de ricam arkadaşlar, bu yayınların daha fazla kişilere ulaşması için şu anda YouTube'da bizi izleyenlerin abone ol butonuna basması ve Facebook'ta da sayfayı takip edip paylaşmanızı istiyoruz. Evet, böylelikle biz de buradan yayınımızı bitirelim. Her akşam saat 21.30'da kendi saatimizde gündemi değerlendirmek için canlı yayında oluyoruz. Bu arada tekrardan bir hatırlatma yapayım. Bizi Avrupa'da izleyip de YouTube'da kanalımıza destek olmak isteyen varsa YouTube'da katıl butonuyla bize destek olurlarsa seviniriz. En azından kendi kanalda da sahip çıkmış olacaksınız. Ayrıca da dediğim gibi özellikle Facebookçulardan çok şikayetçiyiz. Facebook'tan yayın yapıyoruz ama erişimimiz bayağı düşük. Çünkü yorum yapmıyorsunuz, paylaşmıyorsunuz, beğeni atmaktan çekiniyorsunuz. Ondan dolayı maalesef erişim az alıyoruz. Yani normalde bu videoların milyonlara ulaşması gerekirken ama maalesef az izleniliyor. Bu da bizim için gerçekten az rakamlar. Keşke daha yüksek izlense ama o takdiri de halkımıza bırakalım. İlerleyen zamanlarda inşallah daha iyi izleyici kitlesine de ulaşırız. Ben hem çipkin hem hediyedi bernama ko bugün havalı. Böyle iroji yemeği işe saat nehuni ve evare gora saate Kürdistan'ı eme bu arabin havalı. Nüce de ketme peş eme bu arabin. El-Hosaf başvurenim, hatırıyor benim, Roj başvurenim, hatırıyor benim.